Herkese merhaba. Akıllı telefonlar giderek daha fazla kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Ancak akıllı telefon kullanıcı arayüzlerini karmaşık bulan kullanıcılar da yok değil. Bu kullanıcılar akıllı telefon arayüzlerini karmaşık buldukları için, kullanamayacaklarını düşündükleri için akıllı telefonlardan uzak durup normal cep telefonlarına yönelebiliyor. Özellikle Android'e baktığımızda Android'in kullanıcı arayüzünün diğer platformlara göre biraz da karmaşık olduğunu biliyoruz. Kullanması zor olduğunu biliyoruz. Çeşitli Android cihaz kullanıcılarından ellerindeki Android cihazlarını biraz kullanırken zorlandıkları şeklinde şikayetler de duymuştuk. Turkcell bu şikayetlerden, bu durumdan yola çıkarak bir kullanıcı arayüzü geliştirmiş, özel bir kullanıcı arayüzü geliştirmiş. Kolay kullanım olarak adlandırılan bu kullanıcı arayüzü görmüş olduğunuz gibi gayet basit parmak dostu ikonlar barındırıyor. Parmak dostu düğmeler barındırıyor ve bunlar yardımıyla da akıllı telefonunuzu sanki normal bir cep telefonu kullanıyormuş gibi yönetebiliyorsunuz. Kolay kullanım Turkcell T40'ın özel bir sürümünde geliyor. Kutusunda kolay kullanımı destekler yazan özel Turkcell T40'lar piyasaya sürülüyor. Bundan böyle Turkcell T40 sahipleri açılış ekranında kolay kullanım veya normal standart arayüzden herhangi bir tanesini seçip kullanabilecekler. Kurulumda karşılarına böyle bir seçenek çıkacak. Eğer kolay kullanımı seçerseniz karşınıza böyle bir kullanıcı arayüzü gelecek. Bir telefonda kullanıcının genellikle en çok kullandıkları işlevler kolay kullanım menüsünde ana ekranında yer alıyor. Telefon, mesaj, alarmlar, kamera, acil arama ve uygulamalar. Uygulamalara baktığımızda yukarıdan aşağı doğru sıralandığını görüyoruz. Büyük ikonlar, büyük liste elemanları sayesinde rahatlıkla dokunup kullanmanız mümkün olur. Dilerseniz aşağı kaydır veya yukarı kaydır ikonlarına dokunarak da kaydırma yapabilirsiniz. Ya da doğrudan diyebileceğimiz gibi sürükleyerek de kaydırma yapabilirsiniz. Ana ekran tuşuna bastığımızda tekrar ana ekrana geri dönüyoruz. Öncelikle telefondan başlayalım. Telefon uygulamasında gördüğünüz gibi tüm kayıtlar, son arama kayıtları, telefon rehberi veya numara çeviricisi sekmeler halinde gösteriliyor. Numara çeviricisi büyük ikonları sayesinde kolaylıkla kullanılabiliyor. Üstelik siz bir tuşa bastığınızda da ses veriyor. Şöyle sesini açalım. 0-5-3-2-5-2. Gördüğünüz gibi ben numaraları tuşladıkça telefon ses veriyor. Bu sayede hangi tuşu çevirdiğinizi, tuşladığınızı bulmanız biraz daha kolay oluyor. Özellikle görme yeteneği sınırlı olan kullanıcılar bu sayede numaraları tuşlarken de çok daha rahat edebilir. Mesela gördüğünüz gibi çağrı kayıtlarını hızlı bir şekilde silmeye imkanı var. Telefon rehberine herhangi bir numarayı seçip onu düzenleme imkanı var. Acil arama olarak atama imkanı var. Ona sonra geleceğiz. Mesajlar bölümüne girdiğimizde mesajlarında gayet parmak dostu olacak şekilde alt alta listelendiğini görüyoruz. Ses tuşuna dokunarak bu mesajları listeleri büyütebilir veya herhangi bir mesaja girerek o mesajı yine ses tuşlarını kullanarak büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Yaz diyerek doğrudan gelen mesaja cevap vermeniz de mümkün. Mesajlar uygulamasında yine arama bölümüne girerek de mesaj içerisinde arama yapma imkanınız bulunuyor. Alarmlara girdiğimizde yine alarmlar en çok kullanılan özelliklerden bir tanesi ve alarm uygulaması da oldukça kullanışlı. Alarm ismini yazıp tekrarlama seçip seçmediğinizi belirtiyorsunuz. Daha sonra da alarm saatini yazıp alarm kurulu yapıyorsunuz. Bu arada alarmdan bahsetmişken numerik klavyeden de bahsedelim. Akıllı telefonlarda numerik klavyeye alışanlar için şekildeki gibi bir numerik klavyede sunuluyor. Eskiden kopamayanlar yazı yazarken numerik klavye tuşlarına defalarca basıp yazmayı sevenler için bu numerik klavyede Turkcell T40'ın kolay kullanım arayüzünde sunuluyor. Gördüğünüz gibi alarmı kurdum. Devam edelim. Kamera uygulamasında da bir düzenleme yapılmış. Turkcell T40 kolay kullanım arayüzüne uygun bir arayüz görüyoruz. Fazla bir ayar yok. Doğrudan tuşlayıp çekmenize olanak sağlayacak bir görünüm var. Fotoğraf ve video çekim arasında da gördüğünüz gibi rahatlıkla geçiş yapabiliyorsunuz. Galeriye açılan bir kısa yol var ve gördüğünüz gibi yakınlaştırma işlemini büyüteç yardımıyla kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ve bu büyüteç de gördüğünüz gibi parmakla rahatlıkla yönetebilecek büyüklükte yapılmış. Bu da başarılı olmuş. Galeriye girdiğimizde de fotoğraf ve video albümü şeklinde iki ayrı bölüm görüyoruz. Fotoğraf albümüne gelerek gördüğünüz gibi her bir fotoğrafı görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak fotoğraflar arasında detay görünümünde geçiş yapılmıyor. Bunu belirtelim. Yine arka plan olarak da buradan ayarlama yapabiliyorsunuz. Turkcell T40'ın kolay kullanımında.
Acil aramaya girdiğimiz acil arama en çok aranan acil numaralar. Gördüğünüz gibi polis, itfaiye, hızır acil ve jandarma sıralanıyor. Aynı zamanda belirlediğiniz bir acil numara kontağında buradan aramanız mümkün oluyor. Varsayılan da 112 acil numara kontağı olarak yer alıyor. Öte yandan bir başka sekmede eczaneler ve hastaneler. Telefon Turkcell T40 bulunduğunuz konuma göre yakındaki eczane ve hastaneleri buluyor ve onları listeliyor. Eğer bir telefon numarası varsa kayıtta onu doğrudan aramanız mümkün oluyor. Bu bulma işlemi tabi bağlantı hızınıza göre birkaç saniye veya dakika içerisinde tamamlanabiliyor. Bunu söyleyelim. Gördüğünüz gibi listemiz geldi. Eğer bir numara kaydı varsa seçip doğrudan aramayı yapabiliyorum. Gayet basit. Gördüğünüz gibi arama ekranında da ikonlar, tuşlar gayet büyük şekilde yapılmış. Uygulama bölümüne geçelim. Uygulama bölümünde dediğimiz gibi uygulamalar alfabetik şekilde sıralanıyor, ancak en çok kullanıldığı düşünülen 5 uygulamaya öncelik verilmiş. İnternet, Facebook, hesabım uygulamaları, el feneri uygulaması ve kullanıcı değiştir uygulaması var. Kullanım değiştir uygulaması Turkcell T40'ın kolay kullanım arayüzünden standart Android arayüzüne, Turkcell'in özelleştirilmiş Turkcell T40 arayüzüne geçiş imkanı sağlıyor. Eğer yeniden kolay kullanıma dönmek isterseniz yine uygulama menüsü içerisinde yer alan kullanımı değiştire dokunarak kolay kullanıma geçebiliyorsunuz. Burada da zaten size standart kullanıma ne zaman nasıl dönebileceğiniz şekildeki gibi gösteriliyor. Uygulamalar içerisindeyken herhangi bir uygulama girdiğinizde standart Android arayüzü açılıyor. Gördüğünüz gibi standart uygulama açılıyor. Eğer telefonunuzu sallarsanız gördüğünüz gibi kolay kullanım ana ekranına geri döndürüyorsunuz. Bu da kullanım kolaylıklarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Üstte operatör bilgisi var. Sinyal durumu, mobil bağlantı durumu ve pil seviyesi gösteriliyor. Bunun dışında Turkcell T40 kolay kullanım arayüzü kolay kullanımıyla, gerçekten kolay kullanımıyla dikkat çekiyor. Android telefon sahibi olmak isteyen, ancak normal bir klasik bir cep telefonu deneyiminden kopmak istemeyenler için Turkcell T40'ın kolay kullanım menüsü bir hayli kullanışlı gibi görünüyor. Bunu da belirtelim. Turkcell T40'ı kolay kullanım destekli versiyon alanlar bu versiyona, kolay kullanım arayüzüne kutudan çıktan sahip olabiliyor. Eğer mevcut bir Turkcell T40 sahibiyseniz yetkili teknik servislere götürerek Turkcell T40 kolay kullanımı cihazınıza yükletebilirsiniz. Bunu da belirtelim. Turkcell T40 kolay kullanımla ilgili çok daha fazla detayı teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Anlatacaklarımız şimdilik bu kadar.